Mutfaktaki aylardır bekleyen çöpün, çürümüş böyle leş gibi kokan çöpün orada soframızı, lezzetini bozduğu gibi, aynı örneğimde olduğu gibi herhangi bir haramda tövbe edip %100 ondan arınmadığımız sürece, yani tövbe ile Allah'ın izniyle haramlar tertemiz olurlar. Tövbe etmediğimiz zaman haram leş gibi yanı başımızda duruyordur. Ondan sonra biz istediğimiz kadar ibadet yapalım. Bu ibadeti yapmamız mümkün değil, yapamayız arkadaşlar. Leş kokusunda nefes alamazsın çünkü. Burada bir önemli husus daha. Neden ibadetler yük gibi geliyor bize? Elhamdülillah ezan okundu, hemen namaza kalkalım diyemiyoruz. Neden? Çünkü diyoruz ki ibadetleri biz bir yük olarak, yani yapmasan şimdi cehenneme girersin, İyisi mi kılalım namazımızı, en iyi ihtimalle böyle diyorsak eğer, zamanla bu ibadet kendiliğinden eriyip gider. İbadetlerde mesela namazda şimdi alnımı secdeye koyuyorum, Allah'ın izni ve keremiyle de Rabbimin cemaliyle karşılaşacağım, cennete gireceğim, bu sayede peygamberlerle buluşacağım, bu sayede ashab-ı kiramla buluşacağım, bu sayede Hatice annem, Ayşe annemin elini öpeceğim cennette diyen bir heyecanla ibadet yapılacak. Yani ibadet böyle hayatım benim diye başlanacak. Bu da zamanla eskir şüphesiz. Ama yani bunu 1000 heyecanla başlattın mı diyelim, düşsün 600'e düşer. Ramazan gelir, onu tekrar 1000'e çıkarır. Hacca gidersin, tekrar 1000'e çıkar. Akrabandan birisi ölür, 1000'e çıkar. Ya o düşmeler normal. Tansiyon gibi, nabız gibi sürekli inip çıkar ibadet. Devamlı o kıvamda ashab-ı kiramda tutamamış olabilirlerdi. Ama biz başlarken zaten cehennemden kurtulmak için böyle bir aşk, heyecanla olmayınca ibadetlerimiz, ya da babamız harçlık verecek, bakkala gidip çikolata alacak bize diye yaptığımız için çok çabuk küçük bir arızayla hemen düşüyor. 1000'den 500'e düşmek başka, 50-60'tan 0'a düşmek başka. Yani merdivenleri az bir yolda çıkış yapınca biz o merdivenlerden 5 tane kaybettin mi otomatik düzlüğe inmiş oluyorsun gibi oluyor. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle namaz başta olmak üzere kardeşlerim, öteleme, erteleme zamanla tamamını bırakma nedenlerinden biridir. Yani namazı ilk vaktinde kılacağım ben kardeşim. Evet, ikindi ezanı okunmadıkça öğleyi kılabilirsin ama niye ben vaktinde kılayım? Önce bir toplantımız var, önce namazımız olsun, sonra toplantımız olsun dediğimiz zaman Allah'ın izniyle şeytanı 3 tur önceden geçmiş oluruz. Eğer önce toplantımız, önce maçımız, önce dizi filmimiz dersek 3 tur önceden şeytan yarışa başladığı için onu geçmekte zorlanabiliriz. Aksi takdirde kardeşlerim, bu ibadeti yük olarak görmeye devam ettiğimiz sürece, bunu anlayalım veya anlamayalım, elbette bilerek bu ibadet başımın belası, yani her ay evime kira öder gibi, ne bu yahu der gibi değil şüphesiz. Yani bunu biz bilerek yapmıyoruz. Müslüman bunu bilerek yapmaz. Tenzih ederim sizleri böyle bir şeyden, ama neticede ortaya çıkan sonuç bu. Bu sonucun gereği olarak da mümin olmanın onurunu doyasıya hissedemiyoruz. Çünkü namaz günde 5 defa bize performans katıp güçlü mümin haline getirecek bir silahken, namazın kendisi çürümüş. Yani ayakta duramıyor namaz. Sonuç olarak da namazın, orucun, zekatın, haccın, Kur'an okumanın, zikrin, kurban kesmenin, ibadetlerin, yani topluca ibadetlerin her gün enerji takviyesi yapmadığı bir bedenin sahibi de ben müminim, la ilahe illallah diyorum deme onurunu ve zevkini yaşayamaz. Daha çok hatalara, daha çok günahlara, daha çok haramlara düşmesi muhtemel. Hatta bedenimiz bile daha sağlıksız, daha problemli olarak yaşar. Yani kendi prestijimizi kendimiz eritiriz fark etmeden, eğer ibadetleri böyle arızalı bir mantıkla görürsek. Özü şu kardeşlerim, ibadet yük değil. Nefes almak, şu güzel havada nefes almak bir yük mü insan için ya? Elbette değil. Rabbimin şu yarattığı güzellikleri görünce insanın içi açılıyor. Cennet ve Allah'ın cemali, cehennemden kurtuluş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevser'inden içmek, kana kana içmek, bunların hepsi namazla oluyor. Dolayısıyla her namaz bizim nefes almak gibi bir mutlu hissiyatımızı oluşturmalı. Bunun için çevre gerekli. Çevren neyse, sigaracı bir çevreyse sigaracı bir çevren olur. Alkollü bir çevrede arkadaşların varsa senin, şimdi içmiyorsan da zamanla alkolle sen de başlarsın. Salih kimselerle namazı, Kur'an'ı, ibadeti, zikri, nefes kadar kendisi için gerekli görenlerle oturup kalkmak çok önemli. Günahlarda büyük küçük ayrımı yok kardeşlerim. Günah mı? Günah. Her günah küçücük bir virüs de olsa, gözle görülmeyecek kadar, mikroskopla bile zor görülecek kadar küçük de olsa mezara sokuyor mu? İnsanı sokuyor. Günahlarda öyle. Ve asla tövbeyi ihmal etmiyoruz. 100 kişinin katili bile olsak maazallah, tövbe kapısını Allah'ın bize açtığını asla unutmuyoruz ve ölümü tefekkür etmeyi becermemiz lazım. Mesela annemizi, dedemizi, nenemizi, yakınımızı, arkadaşımızı mezara koyduk. Bayramlarda insanlar mezar ziyareti yapıyorlar. Çok geç bu. Bayramdan bayrama olmamalı mezar ziyareti. Ama kardeşlerim, bir çizgi çizelim. Ben mezara Fatiha okumaya gidiyorum ama kendim için gidiyorum. Kendim için. O Fatiha'yı evden de okusam o mezarda onu bulur. Ama ben bir gün buraya konacağım diyorum, inanıyorum. Bu inancımı ispat etmek için buradayım. Bütün bu anlattıklarım çok değerli kardeşlerim, asla bir günde tuşa basılarak oluşmuyor. Bir mücadele, bir direniş, bir karşı duruş gerekiyor. Yani ben bugün karar ettim, bundan sonra ibadetleri yük saymayacağım demekle olmuyor böyle. 1 yıl, 5 yıl, belki bir ömür boyu mücadele edeceğiz. Yılmayacağız, yıkılmayacağız. İbadetten lezzet alan, namazda Allahu Ekber diye ellerini kaldırdığı zaman Rabbinin huzurunda olduğunu hatırlayan, o şuurla secdeye kapanan, her namazın onu cennete yaklaştıran bir yol kat edici nitelikte olduğunu bilen, her okuduğu Kur'an ayetinde Rabbimle konuştum ben lezzeti hisseden mümin olmak, bir mücadele, bir direniş ve bir dik duruşla ancak mümkündür. Rabbim bunu hepimize kolay etsin. Allahu Teala'dan kendi nefsim için ve sizler için ibadet lezzetiyle yaşayan, namaz kıldıkça ağrıları sancıları biten, namazda durdukça kendisini meleklerle beraber hissedebilen mümin kullarından olmayı bize nasip etmesini diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.